Haftanın finalinde, günün üçüncü tadımındayız ve sevgili Nur'un kayınvalidesi Güldenur Hanım'ı böyle rica edeyim. Hadi bakalım, bir numaralı kapağımızı kaldıralım. Pastaysa daha yumuşak olmalı. Öyle mi? Hı-hı. Tadı güzel. Sert mi geldi? Sert geldi. Ama tadı, hı-hı, gayet güzel, lezzetli. Anladım. Fakat sert. Peki, buyurun. İki numaralı tabağımıza geçelim. Yani tadına çok hamur olusu geçmemiş ama içi hamur kalmış sanki. Evet. Ama bundan daha yumuşak. Tadı güzel. Muhallebesi de güzel. Tadında bir sorun yok. Devam edelim. Muhallebisi daha az. Hı hı. Onda daha çok aldım muhallebiyi. Ve bunun keki daha kabarmış, hı hı, güzel de pişmiş. Hı hı. Dolayısıyla bunda da muhallebi tadı biraz daha az geliyor. Hı hı. Ama güzel kabarmış bu. Lezzeti de güzel. Evet, 4 numaralı tabağın kapağını buyurun kaldırın. Şu iki tabak güzel kabarmış. Bunda, evet, da sırf kakao gelmiş valla. Bu da güzel, pufuduk. Hamuru, hı, pişmiş. Tadı? De çok yoğun. Tadı da güzel. Bunda da kakao tadı çok yoğun nedense. Hı. Bak hep aynı malzeme. Evet, kakao suyu yoğun yapmış herhalde. Hani. Evet. İki renk gibi değil mi? Aynen aynen. Ama hani bazen böyle yaparız ya. Kabarıklığı güzel. Pişmesi güzel. Ve puanları alayım. Gene yanlış yapmaktan da korkuyorum. Aman Allah'ım, 5. Tadından dolayı. 2 numaralı tabak 5 puan. Tadından dolayı dedi. Güldenur Hanım. Evet. 4. 3 numaralı tabak 4 puan. Bu neden dolayı? Bu tadı da fena değil. Hani, hı-hı, keki daha baskın aslında. O yüzden, peki, buna 5'i verdim. Bu daha tatlı, daha yoğun sevdiğim, hı-hı, şekil. Gene haksızlık yapmak istemiyorum. 3. Kabarık olduğu, evet, 4 için. 4 numaralı tabağa 3 puan ve 1 numaralı tabak 1. 1 tabak 1 puan. Şöyle rica edeyim mi buradan sizin? Buradan başla. Lütfen. Tamam. 4 ki. Numaralı tabağımızı açalım. 4 numaralı tabağımıza 3 puan vermiştik. Bakalım bu ilk 3 puan hangi gelinimize gitti? Üç puan verdiğiniz 4 numaralı tabağımızı açıyoruz. Nazar. 3 puan aldın. Hiçbir kötü yorum yapmadınız. Her şey çok güzel dediniz. Zaten hamuru ikiye bölüyoruz. Hani kimisi illaki, kimisi kakaosuza çok koymuştur. Kimisi kakaolu. Yani hiçbir kötü yorum yapmadığınız halde neden 3? Neden 3? Şimdi gene benim kendi damak zevkime göre verdim. Çok güzel kabarmış. Gerçekten başarılar. Ama kakaolu ben sevmiyorum. Çok yoğun olmuş. Hani yarı yarıya bölmeniz gerekiyor ya. Yarı aslında. Yarıya bölmemiz gerekmiyordu. Üçte ikisini beyaz, üçte birini siyah. Yani ya da o şekil çok yoğun kakao kıvamı olmuş. O yüzden hani onu da güzel kabardığı için verdim. Hani hakkına girmek istemedim. Yoksa başka bir sorun yok. Nazar'cığım, zaten geldiğinden beri bütün hayat hikayeni anlattın durdun. Mutfakta sen yemek falan yapmadın ya. Güldenur Hanım, 3 numaralı tabağa 4 puan verdi. Bakalım final gününde, yani o güzelim 4 puan kime gitti? Final gününde Güldenur Hanım'dan 4 puan alan gelinimiz
Açtık. Ezgi. Nur sona kaldı, eyvahlar olsun. Gülde Nur teyze, 4 verdin, teşekkür ederim. 2 kayınvalideden 5 puan aldım ve gerçekten hani kabarmış, yumuşak, lezzetli dediler. Hani o kadar güzel yorumlar yapıp 4 vermen, işte yani yine böyle birazcık bir dağıttın. Bugün final herhalde, hepiniz bir şaşırdınız kendinizi. Vallahi. Yan taraftakine 3 verdin, kakaosu baskın dedin. Orada tamamen çok güzel bir pasta var yani. Hani biz bunu burada yapıyoruz, kabartmak çok önemli. Pasta nasıl olur? Kabarık olur, yumuşak olur, pufidik olur hani. Bilmiyorum 5'i kime verdin, çok merak ediyorum. Evet. Ama 4 değildi. Ya gerçekten 4 değildi. Derken kekim çok güzel kabarmış, yumuşak da olmuş, içi de pişmiş o kadar kabarmasına rağmen. Muhallebisi biraz, muhallebisi biraz az geldi bana. Hani kek kalın olunca o biraz ince kalmış. Evet Gülden Hanım, nasılsınız? Hiç iyi değilim. Şu kayınvalidelerin günahı ne? Aa, kayınvalidelerin günahı ne? Konsantre olmanız. Tabii ki günahınız yok ama bugün kimse bulamadı. Ne oldu ya? Vallahi. Nefesler gerçekten tutuldu. Bakalım Gülde Nur Hanım'dan 5 tam puanı kendi gelini Nur mu yoksa Aysun gelin mi aldı? Gerçekten heyecanlı anlardayız şu anda değerli izleyenler. Çünkü bugün hem bir çeyrek altın hem de tam 10 altın burma bilezik veriyoruz. Ve bir puanın bile çok, gerçekten çok çok önemi var. Haftanın finalinde Gülde Nur Hanım'dan 5 tam puan alan gelin Nur mu Aysun mu? Açıyoruz. Nur. Çok dedim. 5 puanlı ballı gelin yapamadı. Dedim ballı gelin dedim. Aysun. He. Vallahi ben ağlayacaktım burada. İnan fenalık geldi ya. Ay, eş alan da ağlıyor, bir veren de ağlıyor. Ben sandım biliyor musun? Gerçekten ben sandım. Yani yaptın zannettim. Ha, yaptın zannettim beni. Vallahi biri verdi zannettim bana. Ama o tabak biri hak etti öbürü. Ya ben ne yapayım şimdi? Ay, beş verdim bana, şaka gibi. Yok, kendime güvenmediğimden değil ya. Bak ellerim titriyor. Bir daha çemkir bana. Sıra sende anne. Çemkirme sırası sende. Yap şovunu gerçekten. Ay şu an mutluluktan mı ağlayacağım, mutsuzluktan mı ağlayacağım bilemedim. Bak kaçtım hemen, inime saklanayım ben. Benim kalbime iniyordu bu. Ay bak, ben hala ellerim ayaklarım titriyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kendi ellerinle bizi birinciliğe doğru inşallah götürüyorsun. İnşallah bir adalet kayması olmazsa Reyhan 2'den yapabilir. Adalet kayması ben yan yana duruyor bak orada, ben adalet ama kayması. Ay, elimin ayağımın titremesi gerçekten geçmedi. Yemin ederim bir verdin sandım. İznin olursa annem oynayalım mı seninle? Bak sesim düzelmedi. Gel bir oynayalım seninle. Bak gittik. Gidiyor sesim. Anne gerçekten yüreğim ağzımdaydı. Neredeyse ağlayacaktım. Ben bugün senden o biri alsaydım gerçekten mahvolacaktım. Aslı Hanım, bir şey sorabilir miyim? Reyhan Hanım ne zaman gelecek? Ben burada kendimi çok yalnız hissediyorum. Ay, ay ne oluyor? Ne oldu sana? Yani? Sıkıldım onsuz. Ah canım. Niye onu en son attınız? Peş peşe geleydi. Annem iyi misin sen? Ateşim şey falan yok. Öyle olabilir mi? Sıralamamız var ya bizim Cemile Hanımcığım. İşte. Onu kritikten sonra davet edeceğiz tadım için. Daha da gelsin. Öyle mi? Ay Allah. Çok mu özledi? Çok. Hasretine dayanamadı. Evet peki, kavuşturacağım seni kritikte. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, çayları kahveleri lütfen hazır edin. Çünkü kritiğe geçiyoruz.